Efendim selamlar. Niçin bu kadar sıra dışı hava olayları yaşıyoruz değil mi? Ya da sıra dışı olaylar yaşıyoruz. Virüsü bir yandan, hastalıkları bir yandan, kuraklığı bir yandan, selleri bir yandan, doluları bir yandan, bir bölgenin normalinin 30 derece üzerine çıkması bir yandan, düşünebiliyor musunuz? Sibirya'da ortalaması bölgenin 9 derece olan bir yerde sıcaklık 39 dereceye çıkıyor. Yılın başından beri, zaten bu yıllardır böyle de, hani 2020'yi baz aldığımızda Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, sürekli böyle bir ya birinciyiz ya ikinciyiz. İşte Nisan en sıcak ikinci Nisan oldu 2020'de tüm zamanların. Mayıs en sıcak Mayıs oldu. Haziran en sıcak üçüncü oldu. Ve bunların içerisinde ortalamayı yukarıya taşıyan en önemli yerlerden bir tanesi neresiydi biliyor musunuz? Kışın hep böyle hatırladığımız, böyle kar, kış geldiğinde Sibirya'dan gelen soğuklar nedeniyle diye anlattığımız var ya, Sibirya. Sibirya'da işte normalin 30 derece üzerine çıkan sıcaklıklar var. İnsan eliyle meydana gelmiş ya da getirilmiş yüksek sıcaklıklar nedeniyle donuk, yani ıslak olması gereken topraklarda yangınlar çıkıyor. Ciddi kuzeyde, yani Arktik bölgenin merkezine doğru neredeyse gidiyoruz. Buralarda orman yangınları var. Neden? Çünkü sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor. O donuk topraklar çözülmüş durumda. Sibirya bir süredir bu kadar yüksek sıcaklığa sahip olunca tabii yangınlar kaçınılmaz olmaya başladı. Ve bu uzun süreli yangınlar bölgenin yapısını da değiştirmeye başlıyor. Hem coğrafi yapısında, yani toprak yapısında, iklim yapısında, bitki örtüsünde değişiklik yapıyor. Hem de o yangınların neden olan gelen sıcak hava zaten o bölgeyi değiştiriyor. Şimdi korkulan ne biliyor musunuz? Bu bölgedeki yüksek sıcaklıklarla beraber bir zincir reaksiyonun meydana gelmesi diğer bölgelere etki edecek şekilde, ki zaten iklim değişikliğinin temel problemi bu. Yani dünyanın sadece ısınıyor olması değil. Bir bölgede meydana gelen değişiklik bir başka yere etkiliyor. O başka yere etkiliyor. Bir bölgedeki işte su akıntısının yönü değişince bir başka coğrafyaya soğuk su gitmeye başlıyor bir süre sonra sıcak su gitmesi yerine. Yani iklimler değişiyor. Hava olayları değişmeye başlıyor ve bir, bu bir zincir reaksiyonu ortaya çıkartması. İkincisi, buranın alışkanlığı ve artık doğal koşulları haline geliyor olması. Çünkü birkaç yıldır üst üste Sibirya çok sıcak dönemler geçiriyor, yazlar geçiriyor, hatta kışlar geçiriyor. Şimdi sıcaklıkların bu kadar yüksek olması bütün dünyayı etkiliyor. Bizim burnumuzun dibinde diyebileceğimiz bir bölge, hemen kuzeyimiz aslında. Yani biz ilk başta ve hızlıca etkileniyoruz. Burada da mı etkileniyoruz? Çünkü şöyle bir baktığımızda iklim değişikliğinde ada ülkelerinden sonra en fazla etkilenen yerlerden bir tanesiyiz. Konum itibariyle. Biri İspanya, Portekiz civarı, bir diğeri de biz. Şimdi ateş gibi olan Sibirya'da bu çözünme, yani tundrasındaki bu donuk toprakların açılması artık düzenli bir olay haline gelmeye başlarsa, ki zaten korkulan da bu, bu meydana gelmeye başlarsa buradaki türler değişecek. Yani sadece iklim değişmiyor, sadece toprak değişmiyor. Yani türler, canlılar, bitkiler, hayvan, bütün hepsinin yapısı değişmeye başlayacak. Bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Bir geri besleme meydana getiriyor. O da şöyle, toprak yanıyor, derinlemesine de etki ediyor. Ve organik madde olarak bilinen o toprağın altındaki karbon açığa çıkmaya başlıyor. Yani küresel ısınma bir kat daha besleniyor. Bakın yıllardır bahsedilen ve korkulan hadise. Biz dünyayı hoyrat yaşantımızla ama kontrollü bir şekilde ısıtıyoruz. Yani ne yaktığını dünya biliyor. Yanlış yapıyor, kontrol altına alamıyor, önlem alamıyor, zaafları bunlar. Yani böyle bir alışkanlıklar gibi dünya hoyrat yaşantıya alışmış, karbonu havaya veriyor. Ama biliyoruz, teşhisimiz belli. Diyoruz ki şunları, şunları, şunları yaptığımız için havaya bunları, bunları, bunları yayıyoruz. Onlarla beraber de hava bu kadar ısınıyor. Şimdi bu kontrollü bir şey. Aklımızı başımıza alırsak, kontrol altına alırsak, kaybettiklerimiz artık gitti. Ona yapacağımız bir şey yok. Ama bundan sonrası için hani nispi bir toparlanma sağlayabiliriz. Ama işte burası onun önüne geçiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? İşte o toprakların altındaki organik madde olarak bilinen o karbon, orada yatan karbon açığa çıkmaya başlıyor. Yani artık biz hiçbir şey yapmıyoruz. Fosil yakıt yakmamıza gerek yok, fabrikalarımızı çalıştırmamıza, o hoyrat yaşantımızı, o da benim olsun, o da benim olsun, koca motorlu araçlar, koca evler falan filan, hepsinden vazgeçsek de dünya kendi kendine artık diyor ki sen benim yolumu açtın, ben havaya kendi kendime artık karbon salıyorum. Ve dolayısıyla kontrolsüz karbon kaynakları açığa çıkmaya başlayacak.
Bunlar donmuş toprakların çözülmesiyle topraklardan çözünen ve açığa çıkan karbon, bir yanda ormanların artık çok daha kırılgan ve çabuk yanıyor olması. Hatta size şöyle söyleyeyim, o yağmur ormanları dediğimiz, Amazonlar dediğimiz, üst üste birkaç sezon sonrasında, kurak sezon sonrasında artık havadan hani nasıl karbonu erip oksijen veriyor, tam tersini yapmaya başlıyor. Havaya karbon vermeye başlıyor. Yani artık havaya kontrolsüz bir şekilde karbon yayılma zamanındayız. Bakın bu senaryo değil, yüzyılın ortaları sonu falan değil. Sibirya cayır cayır yanıyor ve donuk topraklar çözüldü. Düşünebiliyor musunuz? Bir donuk toprağın olması için su olması lazım bölgede. Bunlar çözülmüş, yangına dönmüş durumda. Dünyanın bir numaralı problemi artık doğal yollarla yaşayacağı güvenlik problemi. Bakın bu çok ciddi bir durum. Ve dünya buna yabancı, biliyor musunuz? Biz küresel ısınma diye biliyoruz, neden olduğunu biliyoruz, ne tür kayıplar getirdiğini, ne tür senaryolar ortaya çıkartacağını biliyoruz ama hiç kimsenin aklına gelmiyordu mesela. Sibirya tahmin ediliyordu kısmen ama bu kadar hızlı, yani bu kadar hızlı meydana geleceği tahminler içerisinde yer almıyordu. Bakın tahminlerden, yapılan projeksiyonlardan ne kadar erkene gelmiş durumda biliyor musunuz? 70 yıl öne gelmiş durumda. 2090'larda beklenen değişiklikler Alaska'da da, yine yani Arktik coğrafyada meydana gelecek donuk toprakların çözülmesi 2090'da beklenirken şimdi 2020'lerde artık devasa yangınlarla kendini gösteriyor. Dolayısıyla korkulan bundan sonraki zincirleme reaksiyonların ne göstereceği yönünde. Zaten iklim değişikliğinin getirdiği en büyük problemlerden bir tanesi de öngörülebilirliğin düşmesi. Yalnızca tahminlerdeki öngörülebilirlik değil, meydana gelecek senaryolardaki öngörülebilirlikler düşüyor. Şimdi orman yangınlarının ısı üretimindeki bir ölçüsü var, yangın gücü diye. Bu çok yüksek seviyeye gelmiş durumda. Bu bir yangın indeksi gibi bir şey, yangın gücü indeksi gibi bir şey. Ve 2019'dan daha yüksek bir performans gösteriyor. 2020 yılı Haziran'la beraber güçlü bir yangın sezonu geçiriyor. Ve Arktik'teki 2003 yılından bu yana meydana gelen projeksiyonların en kötüsü yaşanıyor. Hani diyoruz ya iklim değişikliğinde tahminlerde de öyle. Mesela bizde kullandığımız onlarca model var. Bir tanesi diyor ki sıcaklık şuraya gidecek, bir tanesi diyor buraya gidecek, bir tanesi diyor buraya gidecek. Ama onların performansı yüksek olan, kısa vadede, orta vadede, uzun vadede başarı deneyimi farklı olan modellerde doğru olanları biz yakalayarak onların ürettiği sonuçları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi burada da tahminler yapılıyor ve çıkan senaryolar var. Bir tanesi diyor ki ısınma buraya gidecek, bir tanesi diyor buraya gidecek, bir tanesi diyor buraya gidecek, bir tanesi diyor buraya gidecek diyor. Yani şu anda 2003 yılından beri yapılan projeksiyonların en kötüsü gerçekleşiyor. Yeteri kadar içinizi kararttın mı? Vallahi içimizin kararması lazım. Ya gerçekten karar. Yani Sibirya cayır cayır yıllardır ısınıyor ve son birkaç yıldır anormal bir ivme kazanmış durumda ve dünya evet konuşuyor ara sıra ama bir numaralı gündemimiz değil. Bu virüsler, hastalıklar, salgınlar, kuraklık, su krizi, su problemi, gıda güvenliği, bunların hepsi bir problem ama hepsinin üst şemsiyesi iklim değişikliği. Yani bunları oluşturan, ortaya çıkartan iklim değişikliği. Rusya Orman Dairesi milyonlarca dönüm arazinin yandığını, kül olduğunu söylüyor. İşin şöyle bir kötü yönü var. Biraz önce bahsettim ya, karbon o hani organik bir madde olarak karbon oradaki yıllarca, hatta binlerce, on binlerce, belki milyonlarca yıldır yatan metan, karbondioksit, radyum, bir dolu gaz var ve bunlar açığa çıkıyorlar. Ve incelemeler şunu gösteriyor, kuzeydeki ormanlar yanıyor. Yani karbonca daha da zengin olan bölgeler, yani en yanmaması gereken yerler yanıyor. Bu bölgeler tarihte hiç yanmıyor muydu? Yani ilk defa mı yanıyor? Hayır, yanıyor. Yanmıştı bundan önce. İşte size biraz önce bahsettim, Alaska'nın kuzey kesimlerinde yapılan bölgesel araştırmalarda 2090'da çözülmesi gereken permafrostlar, donuk topraklar 2020 ile beraber çözülmeye başlamış durumda. Ve buna bağlı olarak bir takım sıkıntılar zaten yıllardır var. Yani geçen yılı ve bu yılı sıra dışı yapan şey çok sayıda yangının aynı karakteristik görüntüde çok geniş bir alanda kendini gösteriyor olması ve
birkaç yıl üst üste ve süreklilik arz edecek şekilde, yani bölgenin yapısı haline gelme eğiliminde olacak şekilde bölge sürekli sıcak. Sibirya yılın başından beri çok sıcak. Yani bir bölge, biraz önce bahsettim, normalinin 30 derece, 35 derece üzerinde olabilir mi? Çok sıcak dediğimizde işte normalin 10 derece üzerine çıkan sıcaklıklar diye bahsediyoruz. 13 derece üzerine çıkan sıcaklıklar diye bahsediyoruz. Bölge normalinin 35 derece üzerine çıkıyor. Bir bölgenin sıcaklığı ne kadar ki normalinin 35 derece üzerine çıkabilmiş? Dolayısıyla dünya alarm veriyor. Bu ciddi bir uyarı. Umuyoruz ki hem yetkililer hem tüketen, tüketici olan hepimiz. Çünkü hep böyle şirketleri, hep böyle ülkeleri, hep böyle bir şeyi suçluyoruz ya. Ama insanoğlu şunu atlamaması lazım. Ne yaptık? Şirketler para kazanmaya çalışırken, çok çok paralar kazanmaya çalışırken, dünyayı tarif ederken, biz de onların ürettiklerini satın alarak hayatımıza hak etmediğimiz konfor kattık. Yani insanoğlu birçok canlıya yaşam hakkı bile tanımıyorken, kendisinin ihtiyaçlarını, bakımlarını, üreteceklerini bile hazır almayı tercih etti. Yani bir konfor satın aldı. Dolayısıyla hepimizin şöyle bir ellerimizi, başımızı ellerimizin arasında alıp bir düşünme zamanı çoktan geçtik de, bari şimdi onu yapalım. Çünkü bir süre sonra dünya alarm vermeyi bırakacak. Yani alarm bir sigortadır. Termofoslarda bir sigorta, sigortaları atıyor. İşte virüsler çıkıyor, bakteriler çıkıyor, karbon çıkıyor, yeni ısınmalar çıkıyor, yangın çıkıyor. Akıntıların yönleri değişiyor, iklimler değişiyor. Üretimin değişiyor, gıda üretimin değişiyor, gıda güvenliğin değişiyor. Dolayısıyla dünya alarmın bir tık ötesine geçmiş durumda. Şu anda hem alarm veriyor hem sonuç üretiyor. Bir süre sonra artık alarm vermeyecek, direkt sonuçları üretecek. Umuyoruz ki iklim değişikliğine karşı tedbirler en hızlısından alınır ve biz de, yani tedbirlerin alınması dediğimiz, enerjiden dünya vazgeçemiyor. Hiçbirimiz vazgeçemiyor. Şu gömleği giyiyorsak, şu telefonu sizinle buluşmamızı sağlayan şu telefonu kullanıyorsak bir enerjiye ihtiyacımız var. Yani bu enerji düşmanlığına da gerek yok. Yani enerji olmadan olmuyor. Ama bu enerjiyi nasıl ürettiğimiz önemli. Ya da dünya ne kadar fosil yakıt tüketmeye tahammül edebilir? Yani şu gördüğümüzde çok fazla bu performansla tahammül edemediği ortada. Dolayısıyla biz yenilenebilir enerjiye, temiz enerji dediğimiz, enerjinin temizi yok da, yani yenilenebilir enerji dediğimiz enerji bile doğaya bir tahribat yapıyor, bir etki yapıyor. Ama fosil yakıtla karşılaştırdığınızda hiç konuşulmayacak seviyelerde. Ama hani adına yenilenebilir enerji diyelim, yenilenebilir enerjiyi fosil yakıtın üzerine koymamamız gerekiyor. Fosil yakıtın yerini alması gerekiyor. Fosil yakıt gidecek, yenilenebilir enerji gelecek. Ve dünya tüketmeye, aşırı tüketmeye devam ettikçe bu fosil yakıt tüketilmeye, üzerine yenilenebilir enerji, yeni bir enerji kaynağı olarak eklenmeye devam edecek. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Yenilenebilir enerji bizim faydamıza değil zararımıza olmaya başlayacak. Neden? Çünkü evet, yenilenebilir enerji kullanırken doğaya çok az bir tahribat yapıyoruz. Ama kaynakları kullanıyoruz bir şeyi imal ederken. Doğal kaynakları tüketiyoruz. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Yenilenebilir enerjiyi fosil yakıtın yerine koymamız gerekiyor. Üzerine değil. Bunun için de bu kadar üretimin çok fazla yapılmaması için bizim ihtiyacımız kadar yaşıyor olmamız lazım. İhtiyacımız kadar tüketiyor olmamız lazım. Biraz daha az tükettiğimiz dünyada efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın.